Arkası Yarın. Bir Osmanlı Leventi. 5. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngör. Babası korsanlar tarafından öldürülen Ekrem, babası gibi denizci olur. Midilli Adası'na mal götürdükleri sırada denizde kurtardıkları kazazededen, kendileri gibi ticaret yapan Selim Reis'in korsanlar tarafından kaçırıldığını öğrenirler. Getirdikleri malları satacakları tüccar Boris'ten şüphelenen Bilal Reis, bunu öğrenmek için Ekrem'in bir handa kalmasını ister. Ekrem, Selim Reis'in hapsedildiğinde şüphelendiği bir eve baskın yapmaya karar verir. Selim Reis'i çuvalla içeri soktukları ev bu. Şimdi ne yapacaksın? Basit. Eve girip reisi kurtaracağım. Acele etme. İçeride bizi neyin beklediğini bilmiyoruz yiğidim. Ne beklerse beklesin. Umurumda bile değil. Ben içeri giriyorum. O halde ben de seninle geliyorum. Dövüşmeyi biliyor musun? Elbette biliyorum. Bosuna silah taşımıyorum üzerimde. Pekala. Bahçe kapısını açıp avluya girelim. Oradan da evin içine girmenin bir yolunu buluruz. Siz Osmanlıların dediği gibi. Hadi hayırlısı. Tamam. Benimle gel Dimitri. İşte geldiler. Öldürür şunları çocuklar. Aa, dikkat et Ekrem. Tuzağa düştün. Bizi bekliyorlarmış. Vay alçaklar. Hristo bizi faka bastırdı. 22'si birden saldırıyor. Önce seni geberteceğim Dimitri. Bizi kalışı getirsin ha. Al bakalım. Dimitri. Aman Allah'ım. Yaralanmışsın sen. Bırak askeciydim. Ben fena yaralandım. Bıçak karnıma girdi. İmlenmem artık. Olmaz. Seni bırakamam. Bunları hakladıktan sonra seni götüreceğim. Hepsini bahsedemezsin ki. Yalvarırım kas kurtar canını. Hristo denen alçak hangisi? Şu adamların önünde duran siyah kirli sakallı olan adam. Dimitri! Dimitri! Zavallı öldü. Bre şerefsizler! Bre namertler! Suçsuz birini öldürürsünüz ha! Bunun hesabını vereceksiniz! Savulun bre namertler! Allah Allah! Delirmiş bu! Tek başına bize saldırıyor! Gebertin şunu! Gerisini yüzün! Tek başına hadi bre aslanlar! Alın bakalım! Öldürün şunu! Sersem herifler! Adamlarına haklıyım, sıra sana da gelecek! Aptal herifler! Saldırın şuna! Saldırın! Bayıldım bir! Ayılmadan emiri hemen öbürüsünün yanına götür. Osmanlı'nın yanına atın. Çabuk olun. Ah, ah atmasa gibi bir şey. Ayılırsa zapt ettiğimiz güç olur. İşte adaya çıktık. Şimdi hemen Hristo denen o namussuzun evini bulalım. Hancı kadın sahilde demiştir reis. Ben evin nerede olduğunu biliyorum reis. Çabuk gelin olalım çocuklar, çabuk. İçimden bir ses Ekrem'in başının dertte olduğunu söylüyor. Başım. Başım. Şükürler olsun kendine geldin evlat. Ha? Burası neresi? Siz kimsiniz? Benim adım Selim Reis. Hristo'nun evinin mahzenindeyiz delikanlı. Adınız Selim mi? Hristo'nun esir tuttuğu Osmanlı denizcisi siz olmalısınız. Evet benim. Ya sen kimsin? Benim adım Ekrem. Bilal Reis'in Leventlerinden biriyim. Bilal Reis'i tanırım. Dün onun adamlarından Yanık Ömer'i gördüm. Ona seslendim. Ama beni duymadı. Demek Ömer'e seslenen sizdiniz. Sesimi duydu mu yoksa? Duydu. Ama sesin kimden ve nereden geldiğini anlayamamıştı. Peki seni nasıl yakaladılar? Buraya sizi kurtarmak için geldim. Yerimi nasıl buldun? Dimitri adında Osmanlıları seven bir Rum sizin bu eve sürüklenerek getirildiğinizi görmüş. O söyledi.
Niyetimiz eve baskın verip sizi kurtarmaktı. Ama Hristo ve adamları bahçede bize pusu kurmuşlar. Peki Dimitri'ye ne oldu? Namertler o zavallıyı öldürdüler. Elbet Hristo denen zalimden onun hesabı sorulacaktır. Bunun için önce buradan kurtulmamız gerek. Merak etme Selim Reis. Allah'ın izniyle kurtulacağız. Nasıl? Buraya tek başına baskın verdiğini söyledin. Galyon'daki arkadaşlarının senin burada olduğundan haberleri var mı? Yok. Ama onlar bulurlar. Bugün onlarla adada kaldığım anda buluşacaktık. Beni göremeyince başıma bir iş geldiğini anlarlar. Peki seni bu evde aramak akıllarına gelir mi? Gelir. Dün tesadüfen korsanların bu eve çuval içinde bir şey soktuğunu görüp Ömer'e söylemiştim. Ama içinde sizin olduğunuzu bilmiyordum. Beni handa bulamayınca Ömer doğru bu eve gelecektir. Dua edelim de öyle olsun. Hey, durun bakalım. Ne arıyorsunuz burada? Çekil kenara. Arkadaşımızı arıyoruz. Ne yaptınız ona söyleyin yoksa keserim sizi. İşte geldiler. Bu Bilal Reis'in sesi. Sen aklını mı kaçırdın be adam? Ne arkadaşımdan söz ediyorsun? Burası namuslu bir ailenin evidir. Çek git buradan. Kapa seni çorbacı. Bizi arayacağız. Bilal Reis buradayız. Evin mahzeninde esiriz. Yanımda Selim Reis de var. Kurtarın bizi. Bu Ekrem'in sesi. Dalın içeriye çocuklar. İmdat! Hristo basını avladın. Topunun canını cehenneme gönderin şu alçakların. Birazdan serbest kalacağız Selim Reis. Allah'a şükürler olsun Ekrem. Neredeyse buradan hiç kurtulamayacağımızı zannediyordum. Çatışma bitti Reis. Hristo ve adamlarını bertaraf ettik. Hristo denen o namussuz hangisi? Benim. Cevap ver bre soysuz. Ekrem nerede? Ekrem dediğiniz şu genç çocuksa aşağıda mahzende kılına bile dokunmadık. Mahzende Ekrem'den başka kim var? Akdeniz'de kalyonunu esir aldığımız bir Osmanlı denizcisi var. Adı ne? Selim Reis. Ne? Selim Reis mi? Demek dün bana seslenen Selim Reis'miş ha? Seni kahrola sürüm. Bunun hesabını soracağım sana. Sakin ol Ömer. Önce Ekrem'le Selim'i çıkartalım mahzenden. Sonra Hristo'ya faturasını ödetiriz. Bu namussuzun elini ayağını bağlayıp bir çuvala koyduktan sonra kalyona götür. Onu orada sorguya çekeceğim. Baş üstüne reis. Davut sen Hristo'yu bizim kalyona geçir. Tamam Ömer. Ömer sen de benimle mahzene gel. Müslim sen de diğerleriyle yaralı ve baygın korsanların ellerini ayaklarını sıkıca bağla. Gel seni kucaklayayım Bilal Reis. Tam vaktinde geldiniz. Ne zamandır seni arıyorduk Selim Reis. Sonunda kavuştuk birbirimize. Sana gelince Ekrem. Bizi çok korkuttun be. Bizim burada olduğumuzu nasıl öğrendin reisim? Hancı kadın Marika'ya hidayete ermesi için dua et. Buraya geldiğini o söyledi bize. Bu ne cesaret. Bu ne cüret oğlum. Tek başına bir çeteye baskın verilir mi? Kusura kalma reis. Selim Reis'in bu evde esaret altında olduğunu öğrenince kanım beynime fırladı. Boşuna bunun yaşındakiler için delikanlı dememişler Bilal Reis. Sen, ben onun yaşındayken öyle değil miydik? Haklısın Selim Reis. Söyle bakalım nasıl oldu da bu korsanların eline düştün? Senin anlayacağın tuzağa düşürdüler bizi. Ege'den çıkmış Akdeniz'e girmiştik ki korsanların gemisini gördük. Yardım isteyen bayrak çekmişlerdi. Önce ticaret kalyonu sandık. Uzaktan toplarını da göremedik. Yanlarına varınca sancak tarafından top ateşine başladılar. Dost sandığımız için gerekli tedbirleri de almamıştık. Mermiler önce seren direklerimize isabet etti. Daha sonra da gövdeden ağır bir yara aldık. Dövüşmeden mi teslim oldunuz? Dövüşmez olur muyuz? Korsanların gemisine geçip onları öldürerek canımızı kurtarmak istedik. Ama çok kalabalıktılar. Ne yazık ki benden başka kurtulan olmadı. Hepsini şehit ettiler. Hepsini değil. Müslim adında biri kurtulmuş. Midilli'ye giderken onu denizde parçalanmış bir kayığın tahtaları üzerinde bulduk. Şükürler olsun Rabbime. O çocuk anasından bana emanetti. Onun kurtulduğuna sevindim. Şimdi nerede? Bizimle beraber. Durumu da gayet iyi. Ama diğerleri hepsi öldü. Onları koruyamadığım için kendimi çok suçlu hissediyorum. Keşke beni de öldürselerdi. İstanbul'a döndüğümde kahramanca dövüşen denizcilerimin yakınlarına ne söyleyeceğim? Onlar kendi canımı kurtarmak için arkadaşlarımı feda ettiğimi sanacaklar. İşte bu düşünce beni kahrediyor. Hiç kendini kahretme.
Denize gönül veren, ekmeğini denizden çıkaran herkesin başına bu işler gelebilir. Benim de hayatım denizlerde geçiyor. Senin başına gelen benim başıma da gelebilir. Korsanların seni öldürmek yerine teslim alması senin suçun değil. Zor günler yaşadığın belli. Hadi, kalyonumuza gidelim. Bir müddet dinlenirsin, kendine gelirsin. Hristo'yu ne yapacaksın reisim? Öldürecek misin? Çarpışma sırasında o melunu öldürmeyi çok istedim ama zoru görünce kılıcı atıp aman diledi. Biliyorsun, teslim olan birini öldürmek örfümüzde yoktur. Ama o hayvan heriften öğrenmek istediğim çok şey var. Onu sorguya çekeceğim. Kimin hesabına çalıştığını çok öğrenmek istiyorum. Bayan Marika, yardımın sayesinde Ekrem'i ve esir tutulan denizci bir arkadaşımızı kurtardık. Allah'ın izniyle Hristo'nun ve adamlarının hakkından da geldik. Elleriniz dert görmesin reis. Senden bize biraz daha yardım etmeni istiyorum. Ne yardımı? Bu korsanlar hakkında tabii ki. Morris hakkında bazı şeyler öğrenmek istiyorum. Eğer bize yardımcı olursan seni fazlasıyla memnun ederim. Morris hakkında ne öğrenmek istiyorsunuz? Bildiğin ne varsa. Mesela Boris'in kimlerle ilişki kurduğunu biliyor musun? Boris'i tanırım. Zengin bir tüzardır. Ama kimlerle ilişki kurduğunu kesin olarak bilmiyorum. Boris doğduğundan bu yana mı Midilli Adası'nda? Hayır. Midilli'ye geleli 10 yıl olmuş. Buraya Girit Adası'ndan gelmiş. Peki nasıl zengin olduğuna dair bir fikrin var? Hayır ama sihirdeki söylentilere göre bazı karanlık işler çevirerek zengin olmuş. Giritli gemiciler sık sık buraya gelirler. Evet. Her gelişlerinde de külliyetli miktarda mal getirirler ve Boris'in depolarına boşaltırlar. Midilli Adası'nda bulunan bütün halk ondan alışveriş yapar. Hiç kimse buraya dışarıdan mal getirip de başkasına satamaz. Eğer böyle bir şeye teşebbüs edecek olursa zor durumda kalır. Aslında Boris hiç kimseye kötü söz söylemez. Fakat adamlarını araya koyarak insanları tehdit eder. Gerektiğinde de hırpalar. Peki bunu önlemek için hiç kimse mücadele etmiyor mu? Bura halkının çoğu çiftçidir. Bu sebeple başkalarının işine karışmazlar. Bir defasında ben itiraz ettim. Ettiğime de bin pişman oldum. Neden? İki Giritli hanıma gelip kavga çıkardılar. Ve hanın altını üstüne getirdiler. Bunlar da yetmiyormuş gibi yedikleri kuzuların ve içtikleri sarapların parasını bile vermeden çekip gittiler. Giderken de Boris'e kafa tutmayı sürdürürsen hanın yanıp kül olur dediler. Tahminlerimde yanılmamışım. Boris kuzu kılığında bir kurtmuş. Bu adama haddini bildirmenin zamanı geldi. Bilal Reis, esir kaldığım süre içinde korsanlar Boris adından sık sık bahsettiler. Sanırım onları yöneten de bu adam. Bunu öğrenmek kolay Selim Reis. Hristo elimizde, onu sorguya çekebiliriz. Şu anda baş altında elleri kolları bağlı bir şekilde duruyor. Davut doğru söylüyor. Biraz sonra odumuzu buraya getirir sorguya çekeriz. Madam Marika, sen Hristo denilen bu melunu tanıyor musun? Tanımaz olur muyum? Boris'in sağ koludur. Giritli korsanlarla bütün ilişkileri o sağlar. Arada bir ortalardan kaybolur ve bir iki ay sonra da bir gemi dolusu malla adaya döner. Bugüne kadar bir söylediğini iki eden bir kimse çıkmamıştır adada. Vay alçak herif vay. Bir Osmanlı Levent'i adlı oyunun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.